Merhaba, ben Ayhan Göksu. Bugünkü sunumumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki webinarlarda da tanıtımını yaptığımız PTC'nin arttırmış gerçeklik üzerine ortaya çıkarmış olduğu Vuforia markasına ait Vuforia Studio ürününden bahsedeceğim. Vuforia markası diyorum çünkü Vuforia kendi altında Vuforia Engine, Vuforia Export Capture, Vuforia Studio gibi alt uygulamalara yer veriyor. Eğer izlemediyseniz daha önce Creo.tr YouTube kanalımızda yayınlamış olduğumuz linkini de bu videonun altında mutlaka paylaşırım. Vuforia ürünleri tanıtım videomuza göz atabilirsiniz. Şimdi bildiğimiz üzere tüm dünya olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Bu kapsamda seyahat yasakları ve sosyal mesafe politikaları iş dünyasını dünya çapında aksatarak şirketleri yeni çalışma yolları bulmaya zorladı. Halihazırda zaten birçok şirket için ciddi bir sorun olan iş gücü kalitesi ve hızlı aksiyon alma, koronavirüs ile birlikte içinde bulunduğumuz bu günlerde daha da kaotik bir durum yaratmaya başladı. Ve sahada çalışmak zorunda olan kalifiye elemanların çalışmasında zorluklar meydana getirdi. Ancak bu noktada bazı kalıcı trendler oluşmaya başladı. Öncesinde mobil ve hızlı bir iş gücüne yönelik eğilim zaten vardı. Ancak yaşanan kriz sanal dünyaya geçişi daha da hızlandırdı. Öte yandan hızla yaşı ilerlemiş ve emekli olma hazırlıkları yapan iş gücü gibi bir gerçeğimiz de var. Yani tecrübe ve kişiye ait zımni bilginin de kaybı söz konusu burada. Dünyada ortalama iş gücü yaşı yükselmeye devam ederken 1-2 yıl içinde üretim iş gücünün yaklaşık %58'inin emekliliğe hak kazanacağı tahmin edilmekte. Dijital olarak yetişip iş dünyasına adım atan genç çalışanlar ise hala kullanılan eski teknolojilerden bıkmış durumda. Artan sayıda konfigürasyon ve özelleştirme ile ürünlerin üretimi daha karmaşık hale gelirken, müşteriler ise ürünlerin ne zaman alabileceklerine dair yüksek bir beklentiye sahip olmakta. Bu sebeple müşteri beklentilerine cevap verebilmek, farklılaştırılmış ürünler, hizmetler sunabilmek ve rekabet gücünü korumak artık her zamankinden daha önemli. İşte bu piyasa koşulları yeni çalışma yöntemlerine geçişi hızlandırdı ve uzaktan destek ile her şeyi artık daha sanal bir hale getirdi. Bugün ise hepimiz bize daha sanal ve uzaktan desteği daha kolay hale getiren bu yeni gerçekliği kucaklamakla karşı karşıyayız. Yakın gelecekte çalışanlar aynı kampüste dahi olsalar başkalarıyla doğrudan etkileşimleri en aza indirgeyecek yöntemlere yönelecekler. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey aslında bilgi aktarımı ile ilgili. Saha çalışanların işlerini yapabilmeleri için bilgiye ihtiyaçları var. İşte talimat, kağıt, dokümantasyon, eğitim sınıfları, rehberlik ve yüz yüze sorun giderme şeklindeki geleneksel yöntemler ise artık uygulanabilir değil. Bu geleneksel yöntemlerin hiçbiri en iyi koşullarda dahi o kadar iyi çalışmıyor. Kaldı ki herkesin evden çalıştığı, seyahat yasakları ve sosyal mesafelerin söz konusu olduğu bu günlerde ise ciddi şekilde zayıfladı. Dolayısıyla arttırılmış gerçeklik bizlere kolay bilgi aktarımı ve uzaktan işbirliği, açık ve doğru çalışma talimatları, standart operasyon prosedürlerinin daha hızlı dokümante edilmesi gibi faydaları sağlar. Ek olarak 3 boyutlu dijital modelleri sunabilmemize, iş talimatlarının görsel etkinliğini arttırmamıza ve sensörler veya diğer dijital kaynaklardan gelen verileri izleyebilmemize olanak tanır. Arttırmış gerçeklik ile tüm bu içerikler, kullanıcıların çalıştıkları fiziksel dünyadaki nesnelerin üzerine bindirilerek çalışanların görüş alanında izlenir. Bugün anlatacağımız Vuforia Studio ise bu noktada bize etkili bir AR deneyimi oluşturabilmek için 3 boyutlu CAD verilerinden faydalanma ve JavaScript aracılığı ile hazırladığımız deneyimleri özelleştirme ve geliştirme esnekliği sağlar. Vuforia Studio, teknik içerik oluşturucuların mevcut CAD modelleri üzerinden oluşturdukları 3 boyutlu animasyon ve ThingWorx IoT verilerini ayrıntılı bir AR deneyimine dönüştürerek çalışanları ve müşterilere en çok ihtiyaç duydukları kritik bilgileri sunabilme imkanı verir. Vuforia Studio, operasyon tanımları, ürün tanımı, eğitim, müşteri self-servis prosesleri veya tasarım yorumlama gibi çok çeşitli kullanım durumlarını ele alma esnekliğini benzersiz bir şekilde bizlere sunar. Vuforia Studio, CAD modeller için optimize edilmiştir. Mevcut CAD modellerinizi ve animasyon dizilerinizi yeniden kullanabilmenize imkan tanır. Dilerseniz Java komutlarıyla AR deneyiminizin esnekliğini arttırabilir, ThingWorx IoT üzerinden gerçek zamanlı sensör verilerini kolayca deneyime dahil edebilir, CSS düzenleme ile de kendinize özel buton stilleri oluşturabilirsiniz. Şu anda ekranın sol tarafında bir CAD modelin stüdyo ortamına aktarılarak 3D ortama eklenen bir göstergeye sensör verilerinin atanmasını izliyorsunuz.
Oluşturduğumuz AR deneyimini izleme bölümüne geldiğimizde her bir oluşturulan AR deneyimini mobil cihazlar üzerinde izleyebilmek için ayrı ayrı tek seferlik mobil aplikasyonları oluşturmak yerine universal görüntüleyici aracımız olan Vuforia View devreye giriyor. Vuforia View üzerinde izlediğiniz AR deneyimini farklı kullanıcılarla kolayca paylaşabilir, dilerseniz cihazınıza download ederek daha sonra çevrim dışı olarak da görüntüleyebilirsiniz. Vuforia View uygulamasını tüm mobil storelar üzerinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Resmin genelini toparlamak gerekirse aslında işlem şöyle gerçekleşiyor. Kullanıcının Vuforia Studio üzerinde hazırlamış olduğu AR deneyimini publish etmesiyle bu AR deneyimi tercihe göre BTC bulut sunucularına veya serverlarınızda kurulu olan Vuforia Experience Service'a yüklenir. Bu AR deneyimini görüntülemek isteyen kullanıcılar ise mobil veya giyilebilir cihazları üzerinde daha önce kurmuş oldukları Vuforia View uygulaması ile ThinkMark, Model Target veya Spatial Target gibi hedefleri kameraya gösterip deneyimi kendi ekranlarında gerçek dünyada görüntüleyebilir. AR deneyiminizi yalnızca mobil cihazlar için değil, Microsoft HoloLens veya Eyewear gibi giyilebilir bir teknoloji ile birlikte kullanmak üzere de hazırlayabilirsiniz. Bu kısımda stüdyonun tracking metotlarından biraz bahsetmek istiyorum. Vuforia Studio bize Model Tracking, ThinkMark, Spatial Tracking ve Image Tracking gibi hedef belirleme ve izleme yöntemleri sunar. Örneğin bugün telefonumuzun kamerasından bir barkod okutabilerek herhangi bir ürün, herhangi bir kişi veya uygulama ile ilgili bazı bilgilere erişebiliyoruz. İşte stüdyonun bu sayfada yer alan tracking yöntemleri de tam olarak bu prensibe dayanıyor. Kullanıcı hangi hedef seçeneğini kullandıysa kamera belirlenen hedefi gördükten sonra ilgili AR deneyimini ekranınıza getiriyor. ThinkMark'la başlayacak olursak az önce barkodtan bahsettim. ThinkMark tam olarak bizim Vuforia Studio içerisindeki özel barkodumuz oluyor. Herhangi bir ThinkMark'ı Vuforia View uygulaması üzerinden kameraya okuttuğunuzda o ThinkMark'a bağlı AR deneyimi direkt olarak ekranınıza gelecektir. Model tracking yönteminde barkod ihtiyacı olmuyor. Bu yöntemde modelin genel hatlarından bir bakış yönü seçilir ve stüdyo bundan bir eskiz oluşturur. Cihaz kameramızdan baktığımızda ise bu eskiz ile gerçek model üst üste oturduğu anda deneyim ekranımızda görüntülenir. Spatial Target herhangi bir hedef gerektirmez. Kameranın yalnızca düzlemsel bir zemin algılaması yeterlidir. Ve deneyim ekrana geldikten sonra zemine oturtulması için ekranda Tap to Place yazar. Deneyimin görüntülenmesi için karşıdaki kişiyle URL paylaşılması gerekir Spatial Tracking'te. Image Target ise herhangi bir fotoğrafı hedef olarak kullanabilirsiniz Image Target'ta. Kamera deneyimde yer alan fotoğrafı tanıdıktan sonra deneyimi ekranımıza getirecektir. Şimdi program üzerinden devam etmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte hazırlayacağımız AR deneyiminde bir espresso makinemiz mevcut. Bu espresso makinesini müşterimize sunabilmek, aynı zamanda müşteri self-service prosedürlerini de izleyebilmeleri için oluşturacağım. Deneyimi 5 farklı buton yerleştirmeyi planlıyorum. Birinci butonumuz makinemizin spesifik özelliklerini bize göstersin. İkinci butonumuz da makinenin BIOS modelini karşılaştırma için getirsin. Üçüncü butonla makinamızın farklı renk opsiyonlarını gözlemleyelim. Dördüncü ve beşinci butonumuz ile ise makinemizde espresso nasıl hazırlanır bunları gösteren birer animasyon oynatılsın. Şimdi uygulamayı en baştaki Hum CAD modelden başlayıp sırasıyla Creo Parametric, Illustrator ve Vuforia Studio uygulamalarını kullanarak birkaç farklı aşamada gerçekleştireceğim. Evet, şu anda ekranımda Creo Parametric penceresi açık. CAD modelden başlayacağım için kullanacağım CAD modelleri Creo parametrik arayüzünde göstermek istedim. Şimdi bu karşılaştırma için getireceğim model Espresso modelimizde şu modelimiz olacak arkadaşlar. Burada modelin üzerine ben kullanacağım elemanları işte kapsül gibi şurada bakın unhide yapalım bunları işte kapsül gibi İşte termos, bardak gibi elemanlarımı önceden buraya koydum. Ama bu CAD datanın içerisinde yerleştirilmesi şart değil. Illustrator arayüzünde de dahil edilebilir bu ekstra elemanlar. Ben orada uğraşmamak adına burada ekledim bu ilave elemanları buraya.
Şimdi kriyo parametrik üzerinde de aslında yapacak çok bir şeyim yok. Çünkü Illustrator kriyo parametrik datasını direkt olarak açabildiği gibi işte Inventor, CATIA, SOLIDWORKS, SOLIDAGE gibi programlardan gelen dataları da direkt olarak import ederek işleme dahil edebiliyorsunuz. Ama ben elimin altında burada Illustrator olduğu için bu dataları PVZ olarak kaydedeceğim burada. Çünkü aslında Illustrator'ın esas kullandığı format PVZ formatıdır. Siz başka bir programın datasını da açsanız, Illustrator kendi içerisinde onu kullanıcı format olan PVZ'ye dönüştürür. Burada yapacağımız tek şey bu dataları PVZ'ye kaydetmek. Şöyle bir kayıt klasörü seçelim burada. Espresso makinemizi export ettim. Aynı şekilde karşılaştırma modelimi de save copy PVZ diyerek PVZ'ye export ettim. Kriyo parametrikteki bütün işlemim bu kadar. Şu andan itibaren kapatabilirim kriyo parametriyi. Şimdi Illustrator penceresine geldiğimizde de yeni bir çalışma başlamak için import'tan link olarak import alıyorum içeriye. Espresso makinemizi çağıralım. Default'a çift klik diyorum. Evet, cihazımız geldi. Bu Illustrator arayüzünde animasyonlarını oluşturacağız bunun. Öncelikle şöyle yapalım. Bir tane yeni bir figür oluşturalım. Yani ana bir figür oluşturalım. Çünkü gizlenecek bazı şeyler var burada. Bunları gizleyelim. Evet, ilk figürümüz bu olsun. Duplicate ediyorum figürü. Animasyonları oluşturmaya başlayacağım. Rename deyip bu figüre bir isim verelim. Manual Animation Sec diyelim bunun ismine. Animasyon sekmesindeyim zaten. Sequence animasyonu seçiyorum. Sequence animasyon bir adım adım dizi animasyonu şeklinde oluşturacağız bunu. Şimdi bu animasyonda şunu hedefliyorum ben. Şuradaki kolumuz 90 derece yukarıya kalksın. Kapsülümüz ekranda belirsin. Cihazımızın içerisine girsin. Kol tekrar geri inip bardağımız makinamızın önüne yanaşsın. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle şu kulbumuzu seçelim. Transform'a geliyorum. Koordinat sistemi seçeceğim diyorum. Şunun etrafında döndürelim. Şu an kaydımız açık mı? Açık, evet. 90 derece döndürdüm. Hemen bir ön izlemeye bakalım. Çok hızlı oldu. Bunu biraz uzatalım. 2 saniyede falan gerçekleşsin şöyle. Tamam. Bir daha görelim animasyonu. Tamam, kulbumuz kalktı. Kulbumuz kalktıktan sonra şu kısmın öne doğru çıkması gerekiyor. Yani şuradaki elemandan bahsediyorum, gövdeden bahsediyorum. Tekrar Global Coordinate sistemine geçelim. Yaklaşık şöyle 34 milimetre kadar öne gelecek bu. Şimdi tabi bunlar arka arkaya gerçekleşmeyecek. Şöyle olacak, bakın şu an yani oynattığımda, bakın bir ön izlemeye bakarsak kulp yukarı kalktı. Gövde öne çıktı. Ben bunu istemiyorum. Şöyle yapacağım bunu. Şöyle birbirine eşitleyeceğim bunları. Buraya direkt sıfır dayamadım. Sanki böyle kulpta biraz çok hafif bir boşluk varmış gibi olsun. Görelim. Evet. Biraz daha şöyle geriye alabilirim bunu hatta. Veya siz bilirsiniz, şöyle öne doğru yanaştıralım. Evet, böyle daha iyi sanki. Animasyonumuzun ilk adımı tamamlandı şu anda. Devam edeceğim. İkinci adımda kapsülümüz belirecek ekranda. Geçiyorum. Yeni bir step ekliyorum. Şimdi ürün hazırımızdan kapsülümüzü seçelim. Yüksekliği biraz daha yukarıda başlayabilir. Neyse, yüksekliği iyi.
Önce kapsülümüz ekranda belirecek. Ekranda belirdikten sonra da cihazımızın içerisine girecek. Şöyle efekt ekleyeceğim buna. Fade in olsun burada. Bakalım. Bir saniye çok hızlı fade in oldu. Şunların süresini birazcık arttıracağım. En azından şöyle 1,5 saniye falan kaydetsin adımları. Efekti bir daha ekliyorum. Fade in. Görelim ön izlemesini. Güzel. Geldikten sonra da hiç arasında boşluk olmadan kaç milimetre diyelim? 70 eksi 76 milimetrede kalsın şöyle. Evet, görelim animasyonumuzu. Evet, ekrana gelip cihazımızın içerisine yerleşti. Sıra geldi 3. adımımıza. 3. adım aslında 1. adımın tam tersi olacak. Şöyle yapalım. 1. adımdaki bu işlemi copy diyeyim. 3. adıma yapıştıralım. Şu anda aynısı oynayacaktır. Aynısı oynasın istemiyorum ben. Geriye doğru oynatsın bunu. Evet, tam tersini hiç ekstradan uğraşmadan oynatmış olduk tekrar. Bu animasyonumuzun birkaç eksiği kaldı. Onları da tanımlayalım. 1. adımda şurada kulbumuz kalkarken flash efekti eklemek istiyorum ona. Şöyle geriye alalım onu. Kulbumu seçiyorum. Efektime flash sarı olarak yanıp sönsün. Okey diyerek ekliyorum şöyle. Görelim. Evet, sarı bir şekilde yanıp söndüğünü gördük. Şöyle biraz daha bu adımları, bu renk değişim adımları buradakiler. Bunları biraz daha şöyle yapabiliriz. Hani 2 saniyeye yayılsın diye. Tekrar görelim. Daha iyi oldu. Şimdi son adımda da bardağımız ekranda belirsin ve cihazımızın önüne gelsin. Şöyle bir bardağımızı ürün ağacımızdan seçelim. Evet, buydu. Şimdi burada bunu kaydetmesin. Önce biraz bunu bir geri alalım. Şöyle 1. adıma gelelim. Bu bardağın konumunu ne kadar? 125 yeterli mi? 125 yeterli olacaktır. Geriye çekelim. Şimdi step 3'e geleyim. Herhangi bir şey kaydetmedi umarım. Evet, kaydetmedi. Şimdi bardağımız belirecekti. Ne zaman belirecek bardağımız? Neyse, sıradan kaydedelim. Şöyle biraz boşluk bıraktırıp kaydedeyim. Onun yerini ayarlayacağım bu aşağıki bölümde. Efekt fade in diyelim. Şimdi fade in efekti ne zaman başlasın? Cihaz toplanırken şuralarda başlasın ve biraz kısa sürsün bu efekt. Şöyle bir görelim. Evet. Şimdi bu aşamadan sonra da bardağımız cihazımızın önüne doğru yol alsın. Eksi 125 diyelim. Bir bakalım şöyle. Tamam. Konumu uygun görünüyor. Bunları şöyle birleştirelim birbirine. Bir en baştan görelim şimdi burada. Evet, bardak biraz geç kalıyor. Bunları biraz daha şöyle sola doğru yanaştırabiliriz. Şu bardağın hareketini de biraz kısaltabiliriz. Bir daha görelim. Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Ve ilk animasyonumuzu bu noktada tanımlamış olduk. Şimdi bir animasyon daha ekleyeceğim buraya. O animasyonda da termos, uzun termos bardağımız gelecek. Orada bir fonksiyonunu belirteceğiz çünkü espresso makinesinin. Şöyle yapalım. Figür 1'i duplicate diyelim yine. Rename edelim. Bunun ismini de long cup sec diyelim. Okey. Yine animasyonda seconds animasyonu seçiyorum. Animasyonumuzun 1. adımında önce bir bakalım termosumuz nerelerde, hangi konumlarda. Evet, makineye çok yakında şu anda. Onu birazcık geriye çekeceğiz. Şimdi bu adımları kaydetmesini istiyorum.
Stebin içerisinde bakın record content açıkken kaydeder bütün elemanları. İster onu kapatın. Ama ben değişikliği şu seconds animasyonun ana figürü şurada bakın. Bunun üzerinde yaparsam zaten içerisine kaydetmeyecek onları. Yani en başta yapacağım değişiklikleri şunun üzerinden yapabiliyorum burada. Stepler üzerinde değil yani. Şimdi bunu bir geriye çekelim. Koordinat sistemi biraz farklı bir yöne bakıyor yalnız. Select CSS diyelim. Şu elemanın yönünde. Mesafesini bir ayarlayalım onun önce. Minimum mesafesi şu olsun. Evet. Şimdi başlangıç mesafesi de şöyle geri alıyorum. 125 olsun. Şimdi şu andan sonra ilk adımımızı kaydedebiliriz. Step 1'de önce termosumuz bir belirecek ekranımızda. Biraz hızlı belirsin yalnız. Şunu kısalım. Bir saniyede belirsin. Fade'in diyelim. Şöyle görelim. Tamam. Şimdi bu aşamadan sonra şu termosumuzu alacağım. Biraz adımlarda boşluk bırakacağım ki sonra konumlarını ayarlayabileyim. 125 getirmiştim. Eksi 125 şöyle gelsin. Yine hafif bir boşluk. Altı geri gelsin. Şöyle boşluk. Eksi 6 tekrar böyle gelsin. Tamam. Bir göreyim şu ana kadar. Tamam. Yine bir boşluk bırakacağım. Bu aşamada 60 milimetre geriye çekilsin. Şimdi burada hedefim şu. Yani termos geldi. Buraya dayandığını belli etmek istiyorum. Ondan dolayı o şekilde yaptık. Ancak buradaki süreler biraz uzun bakın şu süreler. Şimdi bu ilk geldiği an şunu birazcık kısaltacağız. Aynı şekilde bu da onun devamı zaten. Bir göreyim tekrar. Tamam, şunu da birleştirelim buraya. İlk geliş çok hızlı oluyor. Onu biraz yavaşlatalım, süresini uzatalım. 1,5 saniyede gelsin mi? Biraz kısabiliriz bu defa çok uzun oldu. Tamam. Bunu buraya geldik. Evet, ilk adımımız yaklaşık 4 saniye oldu. Tamam. İlk adımımız bu şekilde kalsın. Şimdi yeni adım ekliyorum. İkinci adımda şuradaki alt kısım katlanarak yukarıya doğru hareket ediyor. Bunu göstereceğiz. Şimdi bunu tabii döndürmemiz gerekiyor. Onu döndürürken de transform'dan faydalanacağız. Koordinat sistemi gösterelim. Neyin etrafında dönsün? Şu silindirik geometrinin etrafında dönebilir şimdilik. Onu şöyle 90 derece yukarıya döndürelim. Biraz süresini de uzatalım bunun. Yaklaşık 1,5 saniye gibi bir şey yapalım. Tamam. Aynı zamanda o yukarıya doğru hareket ederken şuna bir flash efekti de ekleyelim. Yine şurada hareket süresini 1,5 yapayım da tekrar düzenlemek zorunda kalmayayım. Evet. Görelim. Şu anda gayet iyi. Üçüncü adıma geçiyorum. Üçüncü adımda da zaten bir hareketimiz kalmadı burada. Sadece termosumuz gelip makineye yanaşacak. Şimdi global'ı kullanmayalım yine. Şunu kullanabiliriz.
Ne kadar yanaştırıyorum? Bir de şöyle yandan bir göreyim tam ne kadar yanaştıracağımı. Gelsin gelsin gelsin. Çok da girmeyelim içine. 132'de kalsın. Bir görelim şimdi üçüncü adımı da. Evet, gayet güzel. Bu adımla birlikte şu anda Illustrator'da de yapacağım bir şey kalmadı. Burada artık tek yapacağım şey animasyonlarımız hazır. Şu son animasyonu bir de ön izlemeden bir göstereyim. Termos için yaptığımız animasyonu. Evet, termosumuz geldi. Oradan ileriye gidemediğini belirttik. Sonraki adımda alt bölümü yukarıya katladık. Ve termosumuzu yanaştırdık. Bu kadar. Illustrator'dan yapacağım iş buradan gelip bu oluşturduğum çalışmayı publish etmek. Şuraya gelelim. Yine data export'un içerisine. Şimdi burada yine PVZ olarak publish edecek. Şimdi ilk Creo'dan export ettiğim PVZ ile birbirine karışmasın. O yüzden Pixie Vuforia için olduğunu belirteceğimden Vuforia diye ekliyorum ismine ve save ediyorum. Bir de karşılaştırma modelim vardı. Onda hiçbir animasyon oluşturmayacağım. Onda direkt olarak PVZ'yi kullanacağım. O yüzden onu hiç buraya Illustrator içerisine çağırmıyorum. Ve Illustrator'ı kapatıp artık Vuforia Studio bölümüne geçiş yapıyorum. Şöyle Vuforia Studio'muzu açalım. Ve open diyerek stüdyo arayüzümüzü açalım. Şimdi Vuforia Studio web browser üzerinden çalışan bir uygulama. Şimdi burada daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz işte bazı çalışmaları görüyorsunuz. Yeni bir çalışma oluşturmak için sağ üst bölümdeki artıya klikliyorum. Şimdi sunumda da belirttiğim gibi bunu HoloLens için, iWear için veya mobil cihazlar için oluşturuyor olabilirsiniz. Ama bunu ne için yapacağınızı şu aşamada karar vermeniz gerekiyor. Ben mobil cihazlar için yapacağımdan mobil seçeneğini seçiyorum burada. Projeme bir isim vermemi istiyor. Espresso Machine diyorum. Buradaki sizin Experience Service URL'iniz. Yani publish edeceğiniz çalışmalar bu URL'ye bağlı olarak publish edilecek. Evet, şu anda stüdyonun boş çalışma ortamı karşıma gelmiş bulunuyor. Şimdi bu bölümdeki araçlardan bahsetmek gerekirse şu soldaki kolon CAD programlarındaki ürün ağacı yapısına çok benziyor. Çünkü burada da gerçekleştireceğiniz işlemleri şu kolon üzerinde göreceksiniz. Yine bu bölümde widgetlarınızı görüyorsunuz şuradaki kolonda. Yani işte 3 boyutlu ortam için işte model ekleyip işte sürükleyip ekrana getireceğim mesela birazdan aynen şu şekilde. İşte hangi target'ları kullanacaksanız sunumda bahsettiğim üzere Think Mark mı? Mesela şu Think Mark'ı bakın hemen sürükleyip ekrana bıraktım. Sonra yapmam gereken şey bunun konumunu ayarlamak oluyor. Şimdi bazı yapacağım ön ayarlamalar var. Geliyorum burada info. Mesela authentication gerekmesin, public olsun. Yani linke ulaşan herkes bunu görüntüleyebilirsin. Dilerseniz bu bölümden küçük bir imaj ekleyebilirsiniz. Sağ taraftaki kolonda işte mesela buradaki ağaca home bölümüne işte bazı elemanlar eklediniz. O seçili olan elemanın iç özelliklerini gösterir. İşte şu an modeli eklediğim için ben işte resource göstereceğim buradan. İşte koordinatları hangi konumda duruyor şu anda, visibility'si vesaire. Aslında basit bir arayüzü var yani. Çok da karmaşık olmayan bir arayüze sahip Vuforia Studio. Şimdi modelimizi ekledik. Şöyle başlayalım. Resource'tan çağırıyorum modelimi. Assembly Pixie Vuforia için çağırdığım eleman. Şimdi burada CAD Optimizer denen bir şey var. Bu büyük montajlarda faydalı olabiliyor. Bunu da çalıştırdığınızda şu anda ben
çalıştır ya da silerim, çalıştırayım şöyle. CAD Optimizer çalıştırayım şöyle. Add dediğimde modeli işte low quality, medium quality ve high quality olmak üzere parçalara bölüyor bakın. Burada da siz hangisini kullanacaksanız, mesela low quality'ye bakayım, şu olması gerekiyor. Bu medium'muş. Evet, low quality bu. Grafikten biraz feragat etmeniz gerekiyor. Bakın low quality, şu gördüğünüz gibi silindirik yüzeyleri biraz bozdu mesela. Ama şimdi medium'a bakalım. Medium'da bir tık daha iyi. Bir de high quality çıkaracaktır burada. Şu olması gerekiyor. High quality hepsinden daha iyidir. Ha, ne avantaj sağlıyor burada? Şimdi normal model boyutunuz işte büyük bir data boyutunuz varsa bunu biraz daha optimize etmiş oluyorsunuz grafikten feragat ederek. Mantığı buna dayanıyor. Şimdi ben şu eklediğim low'u buradan kaldıracağım. Yine mid'i buradan kaldıracağım ve high'ı buradan kaldıracağım. Modelin kendisini kullanacağım ben. Şimdi bir ana figürümüz vardı. Illustrator'dan export ettim bunu. Onları şurada göreceksiniz. Bakın sequence. Bakın Illustrator'da hazırlamış olduğum animasyonlar burada. Bir de ana bir figür 1 diye bir figür oluşturmuştum. Onda bakın şu bardakları gizlemiştim. İşte benim ana görüntüm bu olacak. Şimdi scale'i ve konumu kontrol edeyim. X'i şöyle tam sıfırda olsun. Z'si de sıfırda olsun. Tamamdır. Karşılaştırma modelini de buraya getireceğim. Yine onu da şöyle bir tane model ekleyelim buraya. Resource'u gösterelim. Şu DC12 A modeliydi. Evet diyerek ekliyorum. Şimdi hemen bunun da konumunu ayarlayalım. X'i 0 11 olacak. Y'si 0, Z'si 0. ...180 derece bu tarafa döndürelim. 180 derece böyle döndürelim. Biraz ama geride olması gerekiyor. Düzlemden biraz daha geriye kaydıralım. Tamam. Karşılaştırma modelimizi de getirmiş olduk. Ancak burada bir şey var. Karşılaştırma modeli her zaman görünür olsun istemiyorum. O yüzden onun visibility'sini kaldıracağım buradan. Şöyle bir ön izlemeden bakacak olursak sadece küçük makinamızın ekranda görmesini istiyorum. Evet bakın. Şimdi çok ufak bir uygulama yapacağım. Hani stüdyonun çalışma prensibini göstermek için. Bakın iki boyutlu ortama geçip bir tane buton ataması yapıyorum. Ve butonun klik fonksiyonunu şöyle sürükleyip model birimin üzerine bırakıyorum. Ve play all fonksiyonunu bind ediyorum bu butona. Ne yapacak bu buton peki? Play all dediğinde bu model 1'in üzerindeki animasyonumuzu çalıştıracak. Figürü nerede seçiyorduk? Bakın sequence. Figür 1 buradaydı ama animasyon var mı figür 1'de? Hayır yok. Animasyonumuz neydi? Şu manual animation'daydı. Bir de long cap animasyonundaydı burada. Mesela şunu seçelim. Bakın şimdi ön izlemeye bak diyorum tekrar. Bakın butona kliklediğimde seçmiş olduğum modeli anlatan animasyon oynamaya başladı. Şimdi burada şunları ekleyeceğiz biz. Biraz JavaScript'lere başvuracağız. Çünkü birden fazla animasyon var. İşte birkaç buton ekleyeceğiz. Hangi butona kliklediğimizde hangi animasyon devreye girsin? Bunları şekillendireceğiz burada. O yüzden gelip şu butonumu şöyle remove ediyorum. Önce bir 3 boyutlu tarafta bir ayarlayacaklarımızı bir bitirelim. Ondan sonra 2 boyutlu tarafa geçip butonlarımızı ekleyip fonksiyonlarımızı ayarlayacağız. Şimdi sırasıyla 3 boyutlu imajlarımı çağırmaya başlıyorum şöyle. Hemen sürükleyip bırakıyorum. Resource gösteriyorum. Şimdi bu imajları daha önce hazırladım ben. Şöyle bir göstereyim bu klasörün içerisine. Mesela şurada bakın, feature'larını gösteren imajları öncesinde hazırladım.
Bunları ortama dahil edeceğiz şimdi. Nereden başlıyoruz? Feature 1'den başlıyoruz. Şöyle biraz büyük geldi. Scale'i 0,15 kadar olsun. Koordinatlarını bir ayarlayalım. X rotation'ı 0, Y rotation'ı eksi 90 diyelim, Z rotation'ı 0. Evet. İlk elemanımızın yeri burası. Aynı şekilde yine bunlar görünür olmayacak. Şöyle bir ön izleme de göstereyim şu anda ne olduğunu. Bakın cihazımızın üzerinde resim orada duruyor. Ama açtığımda o resmin orada olmaması gerekiyor. Ben butona klikledikten sonra görünür olacak. O yüzden visibility'sini deaktif ediyorum bu bölümden. Buna isim de verelim. Burada stüdyo ID'ler önemli olabiliyor. Eğer ki JavaScript'te bir fonksiyon atadıysanız bu isme, o zaman bu isimler önemli olabiliyor. Feature tire 1 diyelim buna. Şimdi diğerlerinde de benzer ayarlamaları yapmamak için şöyle kopyala diyeceğim. Yapıştır deyip 2, 3, 4. Evet, 4 adet yaptık. Resource'larını değiştireceğim bunların. Bu feature 2 olacak. Konumunu hemen kontrol edelim. Y koordinat. Şuraya alalım. Şimdi ben direkt X, Y, Z koordinatlarını yazıyorum. Çok milimetrik ayarlamaya vakit kaybetmemek için. Önceden not ettiğim koordinatları yazıyorum yani. Ya yoksa burada aslında yapacağım şey yani şuradan sürükleyebilirsiniz yani bunları. Feature 3'e gelelim. Yine Y koordinat 396 109 bu burada olacak. Feature 4 imajına gelelim. 217'ye 222. O da burada yer alacak. Bir de bunların okları olacak. Yine 3D imajdan şurada bir leader'ımız var. Bu leader'ı da bir şekillendirelim. Scale'imiz 0,05 kadar, x'imiz 0, 168, x rotation eksi 90, z rotation'ımız 90. Evet, şöyle imaja bağlı olacak. Ha, burada şunu ekleyeceğim buna ilave olarak. Yine visibility'sini kapatalım bunların. En başta görünür olmasını istemiyorum. Bir de her zaman üstte olsun. Yani şöyle modele denk geldiği zaman modelin içindeymiş gibi görünmesin. Her zaman üstteymiş gibi görünsün. Şu ana kadar olanların bir ön izlemesine bir görelim. Preview'dan. Şimdi bu ön izleme penceresinde de burayı biraz büyütebiliriz. Mesela şöyle iPad penceresinden bakabiliriz veya maksimum yapabilirsiniz ön izlemeye bakarken. Ha, tabii visibility kapattığımız için şu anda göremiyoruz. Şöyle en azından şunun ve şunun visibility'sini açıp şöyle bir görelim. Yine maksimum diyeyim görüntüye. Şöyle bakın imajımız ekranımızda şöyle yerini alacak. Ve always on top demiştik bakın. Her zaman üstte olacak şekilde leader'ımız görünecektir. Şimdi bunların tekrar visibility'sini kapatmam gerekiyor. Aynı şekilde şuna bir isim verelim. Studio ID. Arrow 1 olsun. Dan diyorum. Kopyala diyorum yine bunu. 3D container içine 2, 3, 4 adet. Şimdi neleri değiştireceğiz? Y koordinatını değiştirelim. 84'e 78. Tamam, bunun konumunu hazır. Arrow 3'e gelelim. Y koordinatı, Z koordinatı 90 diyelim. Bu da eksi 90 olsun. Bu biraz sağda kaldı. Bazı değerlerde şöyle yanlış yapmış olabilirim. Şöyle elle ayarlayacağım burasını artık. Arrow 4'e gelelim.
Aynı şekilde bu da birazcık yukarıda kaldı. Şunu biraz aşağıya taşıyalım. Şöyle yapalım. Tamam. Evet, visibility'lerini kaldırdık. İmajlarımızı ekledik. 3 boyutlu bölümde şu anda ilave ekleyeceğim farklı bir şey yok. Ha, daha sonra efekt falan ekleyeceğiz, yansıma efekti. Onlara daha sonra geleceğim. Önce fonksiyonlarımızı ayarlayalım. 2 boyutlu ortama geçiyorum, 2D bölümüne. Şimdi burada ekran boyutunu ayarlayabilirsiniz. İşte daha büyük ekranda izleyeceksiniz bunu. Burada markalara çok takılmanın bir anlamı yok. Önemli olan burada ekran boyutları. Şimdi mesela şöyle ben ne olsun bu? G5 seçeyim şurada. Şimdi buraya butonlarımızı ekleyeceğim. Butonları eklemek için önce bir layout getiriyorum buraya. Layout'umun içerisine de 2 adet toggle buton. Toggle buton dediğimiz aç kapa buton. 3 adet de imaj buton eklemeyi planlıyorum şöyle. Toggle butonlarımızı ekleyelim. Şimdi kolonun içerisinde üst üste diziliyor bunlar. Şunun bir ayarını yapalım burada. Satır yönünde olsun. Şu da even space between olsun. Evet, 2 adet toggle buton. Eklediğim imaj butonlarımı ekliyorum sırasıyla. 1, 2, 3 adet. Bakıyorum. İmaj 1, imaj 2, imaj 3, toggle 1, toggle 2. Şu toggle butonların arka plan renklerini silelim. Bunların imajlarını gösterelim. Yine buton imajlarımı önceden hazırlamıştım. Onları çağıracağım sırasıyla. Şimdi burada işte toggle butonda mesela basılı olduğunda farklı imaj, basılı olmanın da farklı imaj belirtebilirsiniz ama ben aynı imajı kullanacağım. Çok ön plana çıksın istemiyorum. Şöyle yükseklik ve genişliği 60 kadar yapalım. Aynı şekilde ikinci butonumuzu imajını ayarlayalım. Üçüncü butonumuzun imajı. Dördüncü buton. Beşinci buton. Evet. Butonlarımızı ekledik. Butonları da ekledikten sonra geriye skriptlerimi yazmam kaldı. Onları şöyle yapacağım ben. JavaScript'lerinizi burada Home.js diye bir bölüm var. Bu bölüme yazabiliyorsunuz. Şöyle ben tek tek yazmayacağım tabii şu anda. O kadar çok vaktimiz yok. Daha önce yazmış olduğum fonksiyonları çağıracağım. Şimdi burada bir şunu analiz edelim. İlk butonumuzdan başlayalım mesela. İlk butonumuz bize ne yapacak? Şöyle buton şeklinden de anlayacağımız üzere biraz yaklaştırabilirim. Buton imajından da anlayacağımız üzere az önce 3D ortama eklemiş olduğumuz görselleri getirmesini istiyorum ben bu butondan. Şimdi o görselleri bir isim vermiştim onlara bakın. Feature 1, Arrow 1 diye isimler vermiştim. Şurada da JavaScript'ten birer fonksiyon oluşturdum onlara. Görselleri visibility'sini true yapsın bu fonksiyon. Ne fit fonksiyonu çalıştığında, reset fit çalıştığında ise false yapsın. Peki nereye yazacağız bunu? Şimdi bakın eklemiş olduğum butona geliyorum. Bu bir aç kapa butondu. Şu alt bölümünde events bölümüne geldim. Basılı olduğunda fit fonksiyonu çalışsın. Basılı olmadığında ise reset fit fonksiyonu çalışsın. Doğru mu yazdım fonksiyon ismini? Reset fit, evet. Şimdi şu anda çalışmasını umuyorum ilk butonumun. Görelim hemen ön izlemeden. Evet, bakın imajlarım basmamla birlikte ekrana geliyor. İkinci basışımda da ekrandan kayboluyor. Şurada unpressed olduğunda herhalde imajı eklememişiz ikinciye. O yüzden çıkmamış orası. Tekrar geleyim. Aynen şurada bakın. Onu da ekleyelim buraya. İlk fonksiyonumuz tamam. İkinci fonksiyonumuz şöyle imajına bakacak olursak karşılaştırma modelini getirecek buraya.
Şimdi karşılaştırma modelini getiren fonksiyonum ne? Şurada bakın, VS model çalışacak karşılaştırma modelinin gelmesi için. Gitmesi için de RS model fonksiyonum çalışacak. O zaman model isminde bir kontrol edeyim yalnız. Model 3 bakın. Studio ID'ler önemli demiştim. O yüzden bu tür hatalar skriptinizin doğru çalışmasını engelleyecektir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi VS model ve RS model. Presto olduğunda VS model çalışsın. Unpresto olduğunda ise RS model çalışsın. Görelim bakalım çalışacak mı şu anda. Getirecek modelimizi klikliyorum. Evet, karşılaştırma modelimiz basmamla birlikte ekrana geliyor. İkinci basışımda da ekrandan kayboluyor. İki butonumuzun fonksiyonunu ayarladık. Sıra geldi. Kapaklardaki renk değişimini göstermeye. Şimdi renk değişimi için şöyle yazmış olduğum skripte bakıyorum. Şurada bakın, kapak 1 ve kapak 2'de renk değiştirecek. Yani modelin üzerinde değil, bu benim model 1'im. Ben renk değişimini yalnızca şu sağ ve sol kısımdaki kapaklarda istiyorum. O zaman bunları bir model item olarak atıyorum şu şekilde. Modelin üzerinde. Bakın bu bir model item. Diğer tarafına geçip bu tarafına da bir model item atıyorum. Studio ID'sini değiştireceğim bunların. Çünkü skripte bunlara kapak 1 ve kapak 2 diye isimler verdim. Kapak 2. Şimdi fonksiyonumuza bakalım. Hangi fonksiyon çalışacak burada? Count up fonksiyonu çalışacak. Ve rengi resetlemesi için de reset color çalışacak. Peki ne yapacak bu count up fonksiyonu? Ha, ben burada biraz şuna girdim. Biraz daha böyle smooth bir renk geçişi istedim. Yani direkt birdenbire değişmesin renk. Böyle smooth bir geçiş istediğim için biraz böyle detaylı bir şeye girdik, fonksiyona girdik burada. Count up ve reset color. Mesela ne yapacak işte? İlk şeye, butona kliklediğimde benim kapak biriminin rengi 255-74-0 RGB'sinden 0-150-15 RGB'sine hareket edecek. Tekrar kliklediğimde işte 0-150-250'den 70-255-70'e devam edecek gibi. Şimdi şöyle yapalım. Butonumuza gelelim. Count up diye ekleyelim. Şöyle bir ön izlemeye bakalım bakalım çalışacak mı şu anda. Şöyle bir klikliyorum butonuma. Evet, bir yerde bir hata yapmış olabiliriz. Bir bakalım. Count up butonuma bakıyorum. Evet, şunun büyük harf olması gerekiyor. Çünkü fonksiyonun ismi orada büyük harfle yazılıyor. Şurada bakın. Şimdi bir daha bakalım ön izlemeye, preview'a. Evet, modelimiz geldi. Evet, rengimiz sırasıyla değişiyor. Sarı oldu, tekrar turuncuya döndü. Mavi, yeşil, sarı, turuncu. Evet, bu fonksiyonumuz da çalışıyor. Sıra geldi animasyonlarımızı oynatmaya. Şimdi animasyonlarımızın şöyle figure name'lerine bir göz atmak gerekirse neydi? Ha, şurası mesela şeyde kalmış, az önce gösterirken şu figür 1'de olacaktı. Ama diğer animasyon figürlerin isimleri neydi? Manual anim sec demiştim. Long cap sec. Şimdi bunlara bağlı olarak da burada model 1 üzerinde iki farklı fonksiyon oluşturun. Bu play sequence fonksiyonu manual enimi çalıştıracak. Diğer fonksiyonumuz neymiş? Play sequence 2 ise long cap figüründeki animasyonu çalıştıracak. O zaman bunları da şöyle ekleyeceğim. Şu buton ilk animasyonumu çalıştıracak. Bunun JavaScript'ine geldim.
Şöyle büyük küçük harf hatası yapmayalım yine. Onun bir ismini direkt kopyalayalım. PlaySequence. Diğer animasyonumuzun ismi de PlaySequence 2 idi. Onu da buraya yazdık. Bir görelim ön izlemelerini. Şu anda direkt çalışması gerekiyor. Evet, animasyonlarımız oynuyor. Diğerine bakalım. Diğer butondaki animasyonumuz da oynuyor. Şimdi şu anda çok kritik bir noktaya geldik. Bütün fonksiyon atamalarını gerçekleştirdik. Fakat bir fonksiyon oynarken diğerinin resetlenmesi gerekiyor. Yani bakın, burada ben her şeyi açtım şu anda. İşte renk değiştiriyorum. İşte sarıya döndü mesela. Sarıya döndüğünde bu animasyon oynuyor. Bu animasyon oynarken bu model geliyor. Yani burada hepsi bir anda gerçekleşmesin. Bir butona kliklediğimde diğer aktif olan elemanlarım resetlensin istiyorum. O zaman şimdi şöyle bakmam gerekirse şunları bir tekrar kapatalım. Örneğin buradaki imajların meydana geldiğinde animasyonlarım varsa modelim resetlensin. Yani animasyon resetlensin. İlk konumuna geri dönsün. Ve bunun bir reset fonksiyonu varsa şu diğer iki butonda da o reset fonksiyonunu çalıştıralım. Önce şöyle yapıyorum. Eğer ki bu animasyon oynuyorsa şu butona kliklediğimde yani bu butonun klik fonksiyonunu şöyle Model 1'e götürüyorum. Resetlesin. Aynı şekilde bakın şu iki butonda eğer ki bir animasyon oynuyorsa reseti aktif etsin. Bu butona da yine klik için şu Model 1'in animasyon resetlemesi için bind edeceğim. Bu buton içinde yine Model 1'in animasyon resetlemesi için bind edeceğim bunu. Bakın farkı göstereyim şu anda. Gelsin ekranımıza. Bakın animasyon oynuyor diyelim. Kliklediğim anda resetlendi bakın. Animasyon durdu. Hemen kliklediğim buton fonksiyonunu çalıştırdı. Diğerine bakalım. Bakın animasyon oynuyor şu anda. Kliklediğim anda resetledi bakın animasyonu. Diğerlerinde de aynı şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Evet. Bakın yine çalıştırayım. Şuna kliklediğimde resetledi bakın. Renk değiştirmeyi çalıştırdı. Şimdi bu butondayken neydi bu? İlk butonumuz bizim şu imajlarımızı getiriyordu. Şimdi burada reset fit diye bir fonksiyon var. Bu reset fit ne zaman çalışıyordu? Şu toggle buton unpressed olduğunda çalıştırmıştık bunu. Reset fit'i. Şimdi unpressed olduğunda çalışsın ama diğer butonlara kliklendiği zaman da çalışsın. Yani eğer açıksa bu buton reset fit devreye girsin diğer butonlara kliklediğimizde. O zaman gelip bu butonun da click fonksiyonuna reset fit'i ekliyorum. Bu butona da ekliyorum. Bu butona da reset fit'i ekliyorum. Bu butona da reset fit'i ekliyorum. Şimdi gösterelim. Şöyle geliyorum bakın. Şimdi imajlarımı açtım. Şu anda diğer butonlardan herhangi birine kliklediğimde bu imajların tekrar görünmez olması gerekiyor bakın şu şekilde. Aynı şekilde bir daha açalım. Bakın renk çalıştığında ve bir daha açalım. Animasyon çalıştığında imajlarımız resetleniyor. Şimdi benzer şeyi diğerleri için de yapacağız bakın. Mesela karşılaştırma modelini kaldıran fonksiyon neydi? RS Model. RS Model ne zaman çalışacak? Diğer butonlarda çalışacak. Diğer butonlar kliklendiği zaman çalışacak. Yani ilk butonun kliklendi RS Model fonksiyonu burada çalışsın. Üçüncü butonum da burada çalışsın. Dördüncü butonum da ve beşinci butonum da burada çalışsın. Üçüncü butonuma geliyorum. Reset Color olması gerekiyor bunun da fonksiyonu. Renkleri getiren fonksiyonum buradaydı. Evet, Reset Color çalışacak. Onu da şöyle kopyalayalım fonksiyonumuzu. Reset Color hangi butonlarda? Color butonu haricindeki diğer tüm butonlarda çalışacak. Reset Color. Reset Color burada çalışacak. Reset Color burada çalışacak ve Reset Color burada çalışacak. Ha,
Şunları eklemedim yalnız yanına. Böyle yaparsam çalışmayacaktır çünkü. Reset kalır. Evet. Şimdi bir ön izlemeyi görelim. Şimdi imajları getirdim. Evet, karşılaştırma modelim ekrandan kalktı. Tekrar imajı getireyim. Bakın, karşılaştırma modeli yok oldu. Renk değiştiriyorum diyelim. Renk değiştirirken karşılaştırma modelini getirmek istedim. Evet, resetlendi renkler. Veya animasyon oynatıyoruz diyelim. Evet, modeli getirdiğimde animasyonum resetlendi. Şimdi reset fonksiyonlarını da ayarlamış olduk. Şöyle tekrar bakayım. Evet, kapa diyelim. Animasyon oynatırken aç diyelim imajı. Evet, resetleniyor. Yine renklerde bakalım. Renkleri oynatırken imajları getir dediğimizde renklerimizi resetliyor. Şu anda çalışmamız tamamlanmış oldu. Şimdi ekstra şeyler ekleyebiliriz bunların üzerine. İşte efekt ekleyebiliriz. Yansıma efekti ekleyebiliriz mesela. Biraz o kısımlara değineceğim. Veya yansıma efektine geçmeden önce işte canlı sensör verisi nasıl ekleyebilirsiniz? Bir ondan bahsedeyim. Şimdi bakın şu sağ bölümde External Data dediğimiz bir bölüm var. Bu External Data bölümüne artıya klikleyip işte ThingWorx IoT bağlantınızı kurarak buradan aratıp arkadaşlar ilgili sensörünüzü deneyiminizin içerisinde dahil edebilirsiniz. Widget'lar içerisinde de zaten 3D widget'lar içerisinde bakın 3D gauge'ler var burada. Gauge'leri aynı az önce benim ayarlamış olduğum imajlar gibi. İşte bir gauge imajı, kendinize özel bir gauge imajı ayarlayabilirsiniz veya buradaki default imajlardan birini kullanabilirsiniz. Bunun üzerine de sensör verinizin parametresini yine bind ederek text bölümüne yazdırtabilirsiniz. Yine bununla ilgili CryoTR YouTube kanalımızdaki Vuforia videolarında benzer uygulamalar yapmıştık daha önce. Onların içerisinde anlatıyorum. O videoları da göz atabilirsiniz. Şimdi ben efekt ekleyerek devam edeceğim üzerine. Yansıma efekti eklemek istiyorum. Şimdi yansıma efekti için şu C-Reflection widget'ını kullanacağım. Şimdi bu C-Reflection'da bir arka plan imajı eklemem gerekiyor. Orada da şöyle bir ortam imajım var. Bunu kullanacağım. Şöyle biraz daha büyük gösterebilir miyim bunu? Şu imajı kullanacağım. Biraz flu bir imaj. Çünkü böyle ayna gibi parlasın istemiyorum modelimin üzerindeki her şey. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi reflectivity. Mesela bir tane göstereyim önce nasıl yapacağımı. Kapak 1 ve kapak 2 var değil mi? Bakın kapaklar üzerinde. Kapak 1, kapak tire 2. Görelim bunu mesela %80 yansıma olsun. Bir ön izlemeden göstereyim. Bakın şu an yan kapaklar ortamı yansıtıyor. Şimdi ben bunu bütün elemanlar üzerine yapacağım. O yüzden model item'lara böleceğim bunu. Aynı zamanda şu model 2 için de gerçekleştireceğim bu işlemi. O yüzden şöyle sırasıyla bunları model item'lara ayırmaya başlıyorum. Kapaklarımız zaten belli. Şurada model item 3 demiş. Buna water cover diyelim. Yine model item şu gövde elemanlarını atayalım sırasıyla. Buna, diğerine ve şu ön kısmına. İsimlerini verelim. Body 1 diyelim buna. Body 2 olsun. Body 3. Yine şu su haznesine bir isimlendirelim. Water tank diyelim.
kısmına front diyelim bunun ismine. Şu alt bölüme ne diyelim buna? Bu bottom 2 olsun, bir üstündeki bottom 1 olsun. Yani burada işin özeti aslında reflection efektine ekleyeceğim bütün elemanları, yani üzerine yansıma görmesini istediğim bütün elemanları bir model item olarak tek tek ayırıyorum. Bir de şu model 2'yi de, bunu da bir model item olarak ayıralım. Bunun tamamı bir model item olsun. Bununla tek tek uğraşmayacağım çünkü. Model item 11. Tamam, o şekilde kalsın. Şimdi bu eklediğim bütün elemanları reflection'a dahil etmem gerekiyor. Ama %80 de çok yüksek burası için. %20 yeterli. Kapak 1, kapak 2. Water cover istiyoruz. Water tankı istiyoruz. Body'ler dahil olsun. Body 1, body 2. Yanlış yazdım. Body 3. Bunun dışında model item 11 dahil olsun. Yani şu en son yaptığımız diğer modelin yansıması. Model item 11. Bottom 2'yi dahil edelim. Dahil etmediğim iki eleman var burada. Front ve bottom 2, bottom 1 pardon. O da şu iki eleman. Çünkü bunların üzerinde daha fazla bir yansıma istiyorum. O yüzden farklı bir reflection efekt atacağım onlara. Yani ikinci bir reflection efekt atacağım. Şöyle onu da atayım hatta. Bunun %70 olsun. Yine aynı imajı kullanacağım. Burada da front ve bottom 1 çalışsın. Bir görelim bakalım. Şöyle bir geniş ekranda görelim bunları. Evet, yansımalar üzerinde görünüyor bakın şu anda. %20 yaptığım için biraz daha flu. Şunlarda biraz daha fazla parlaklık seçmiştim. Tamam, çok parlak olması da renkleri çok patlatabiliyor. Belirttiğim gibi. Şu anda gayet iyi görünüyorlar. Şimdi en baştan bir fonksiyonumuza tek tek bakacak olursak şimdi. Spesifikasyon imajlarımız. Şu modeli bir gizleyelim yalnız. Hemen şimdi model item atadığım için şu devre dışı kaldı. Model item 11. Onu şöyle yapalım. Şunu getiriyordu. Karşılaştırma modeli. Model 2 değil. Model item 11'i getirsin. Aynı şekilde şurayı. Kontrol edeyim, çalışıyor mu şu anda? Heh, tamam, şimdi düzelttim. Evet. Spesifikasyon imajlarımız geldi. Kapattım. Karşılaştırma modelimiz geldi. Kapattım. Renk değişimine bakıyoruz sırasıyla. Animasyona geçiyorum. İlk animasyonumuzu oynatsın. Evet, kapsülümüz girdi. Bardağımız geldi. Ve önüne yanaştı. Son animasyonumuz da oynasın. Termosumuz geldi. Kapağımız yukarıya açıldı ve termosumuz yanaştı. Şimdi artık bütün işlemlerimi bitirmiş bulunmaktayım. Bu aşamadan sonra yapacağım tek şey ise bunu publish edip paylaşmak istediğim kullanıcılarla share experience diyerek paylaşmam kalıyor geriye. Benim tüm anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Tekrar farklı videoda görüşmek üzere.